ama Fransa'yı öylesine bir yeniş yendi ki onun ardından bugün Almanya da aynı derecede favoridir diyenler ortaya çıktı. Şimdi bir soru var. Kaptan Maradona'yı, Süper Maradona'yı Almanlar ne ölçüde tutabilecek? Bir final takımı olarak daima başarıya ulaşmış Almanlar Arjantin karşısında da bunu tekrarlayabilecekler mi? Ve bu arada bir rastlantı. FIFA Başkanı Brezilyalı Havelange'a sorarsanız tesadüf diyor. 1982 Dünya Kupası finalinde olduğu gibi 1986 finalinde de Brezilyalı hakem yönetiyor. Evet, öyle bir rastlantı ki Brezilyalı FIFA Başkanı dışında hiç kimse rastlantı olduğuna inanmıyor. Sevgili seyirciler, biz buradaki sizlere selam notlarımıza nokta koyuyoruz. Hemen ardından yalnız ufacık bir ek koyarak Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl geldi ve ayağının tozuyla dedi ki politik adamlar tahmin yapmaz, top yuvarlaktır der. Hayır, ben tahmin yapıyorum. Bu maçın sonucunda Federal Almanya 2-1 kazanacak dedi. Alman Başbakanının sözü ne ölçüde doğru çıkacak? Ama Federal Alman Teknik Direktörü Beckenbauer, maç ortada, favorisi yok. Hele Maradona'yı 90 dakika tutabilmek çok güç dedi. Arjantinliler Maradona ise favori değiliz demeyi tercih ettiler. Değerli seyirciler, Azteca'da 115 bin kişi, geceden şiddetli devam eden yağmur, evet buranın tarifeli yağmuru, büyük final şerefine tarifesini biraz öne aldı. Gece yağdı ve sabah da kaç gündür, kaç maçtır bulutlar arkasına saklanan güneş çıktı. Futbole müsait bir hava ve oyun başlarken söz Tansu Polat'tandı. Değerli seyirciler, Federal Almanya'nın 5. Arjantin'in ise 3. final mücadelesi Dünya Kupalarında ve 13. Dünya Kupası'nda final mücadelesi Federal Almanya'nın başlama vuruşuyla başlayacak. Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Romualdo Arpi Filho yönetecek. Yardımcıları Bernie Ulloa Costa Rica'dan, Erik Fredriksson İsveç'ten. Filho son defa yardımcılarına bakıyor, oyun alanını kontrol ediyor ve 13. Dünya Kupası'ndaki son 90 dakikalık ama belki de 120 dakikalık mücadelenin ilk düdüğünü çalıyor. Federal Almanya oyuna başlıyor. Mateus. Breme. Jakobs. Förster. Allofs. Valdano'ya çarpan top taça çıkıyor. Briegel'i uyarıyor hakem Filho çoraplarını çekmesi için ve Briegel taç atışıyla oyunu başlatıyor. Förster. Jakobs. Förster. Magat. Briegel. Rummenigge. Tekrar Briegel. Brown topu ceza alan dışarısına çıkartıyor ve Maradona. Oyuna henüz hazır değil herhalde Maradona. Topu kontrol edemedi. Allofs. Korner. Değerli seyirciler, Federal Almanya köşe vuruşu kullanacak. Köşe vuruşu için Breme köşeye geliyor ve bu oyunun ilk köşe vuruşu oluyor. Maradona defansına yardım ediyor. Tekrar Breme. Allofs. Cuccifo karşılıyor topu. Maradona. Cuccifo. Bruciaga. Ancak hakem oyunu durduruyor ve bir serbest vuruş kararı veriyor. Değerli seyirciler, Federal Almanya 1 Schumacher, 2 Briegel, 3 Breme, 4 Förster, 6 Eder, 8 Mateus, 10 Magat, 11 Rummenigge, 14 Bertolt, 17 Jakobs, 19 Allofs 11 ile oynuyor. Bruciaga ve Valdano. Cuccifo sağ kanattan hücuma çıkıyor. Bruciaga. Allofs. Maradona.
offside pozisyonunda Olarte Gochea geliyor. Yardımcısının uyarısıyla oyunu durduruyor. Arjantin'in kalesinde Pumpido oynuyor. 2 Batista, 5 Brown, 7 Bruchaga, 9 Cucciofo, 10 Maradona, 11 Valdano, 12 Enrique, 14 Giusti, 16 Olarte Gochea, 19 Ruggeri. Bruchaga ve Batista. Enrique, Giusti, Valdano, Giusti, Enrique, Maradona, Mateus faul yapıyor ve serbest vuruş kullanacak Arjantin. Değerli seyirciler, Federal Almanya 1954'te Macaristan, 1966'da İngiltere, 1974'te Hollanda ve 1982'de İspanya ile final oynamış. İki defa Dünya Kupası'nı kazanmış, iki defa kaybetmişti. Şimdi Bruchaga ve Maradona serbest vuruş için hazırlık yaparken kaleci Schumacher kalesinde arkadaşlarını kontrol etti. Bruchaga, Bertolt kademedeydi topu, kafasıyla uzaklaştırdı. Magat'ın topu gönderdiği alanda Federal Almanyalı futbolcu yok. Brown ve Bruchaga. Batista. Cucciofo tekrar Batista. Bruchaga. Brown. Enrique. Valdano kontrol edemiyor. Olarte Gochea. Bruchaga ve kaleci Schumacher topu çeliyor, korner gösteriyor yardımcısıyla birlikte, siliyor ve Arjantin köşe vuruşu kullanacak. Arjantin ise 3. defa Dünya Kupası'nda final oynuyor. 1978'de kazanmış, 1930'da kaybetmişti. Maradona köşe vuruşunu kullandı. Top dışarı çıkıyor ve Batista ile Valdano kale sahası içerisinde böylesine müsait durumdan yararlanamıyor ve oyun kale vuruşuyla başlayacak. Federal Almanya kalesindeki tehlike bir kere daha görüntüye geldi ve şimdi Schumacher kale vuruşunun hazırlığını yapıyor. Valdano karşılıyor. Allofs, Rummenigge, Brigel sol kanattan atağa çıkıyor ancak faul. Karşılaşmanın ilk 6 dakikası golsüz geçti değerli seyirciler ve şimdi Federal Almanya Dünya Kupası'nın finalinde 6. dakikaya girilirken serbest vuruş kullanıyor Allofs'la. Valdano, Maradona, Cucciofo, Brigel karşılıyor. Cucciofo, Maradona, Mateus, Breme, Rummenigge, Maradona, ancak Maradona'nın müdahale ettiği top dışarı çıkıyor. Bu arada Federal Almanyalı futbolculardan biri sakatlık geçiriyor. Hakem Filio'nun sakatlığıyla meşgul oluyor. Mateus bu değerli seyirciler ve oyun karşı taraftan taç atışıyla başlayacak. Breme. Bertolt ıslak alanda topu kontrol edemiyor, kayıyor ve taç Arjantin'in. Olarte Gochea. Brown ve kaleci Pumpido. Ruggeri. Cucciofo. Valdano kontrol edemiyor ve top taça çıkıyor. Şimdi Federal Almanya taç atışı kullanacak. Förster ve Brigel. Jakobs. Mateus.
Eder, Eder'den önce Enrique müdahale ediyor. Taç. Breme taç atışını kullanıyor. Eder tekrar Breme. Valdano kademeye girdi, defansına yardım etti ve topu uzaklaştırdı. Bruciaga, Cuccifo, Batista, Ruggeri. Olarte Gochea, Enrique, Justi, Olarte Gochea, Valdano defansın arkasına bırakıyor. Bruciaga, Bruciaga'nın kale direğinin, kale sahasının uzak köşesine doğru ortaladığı topu Valdano kullanamıyor. Schumacher. Cuccifo'nun hareketi tehlikeli. Hakem oyunu durduruyor. Endirekt serbest vuruş kullanıyor Allofs. Eder, Förster, Mateus, Jakobs, Briegel, faul. Cuccifo Allofs'u faul ile durduruyor ve tekrar serbest vuruş kullanacak Federal Almanya. Förster, Mateus, Eder topla buluşabilirse tehlikeli olacak ama out. Pumpido kale vuruşuyla oyunu başlatıyor. Cuccifo, Justi, Maradona boş alana doğru hareketlendi. Maradona, Briegel, Enrique. Tekrar Maradona'ya atmak istiyor ve Mateus kalecisi Schumacher'e topu göndererek defansını rahatlatıyor. Değerli seyirciler, Federal Almanya-Arjantin karşılaşmasında 10 dakika 0-0 geçiyor. Rummenigge, Ruggeri'nin kontrolünde Rummenigge. Justi ve hakem oyunu durduruyor. Serbest vuruş kararı veriyor Arjantin lehine. Ruggeri ve Justi. Bruciaga. Förster, Breme, Bertolt, Olarte Gochea'dan sıyrılıyor Bertolt, atağa devam ettiriyor. Brown'a çarpan top dışarı çıkıyor ve korner. Değerli seyirciler, Arjantin'in 1978 yılında Dünya Kupası'nı kazanan takımından 1986 kadrosunda sadece Passarella vardı. Ancak Passarella da rahatsızlığı dolayısıyla takımda yer alamadı. Ve şimdi köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Pumpido, Mateus karşılıyor. Batista, Valdano, Enrique'nin Briegel'e faul yaptığı görüşünde karşılaşmanın hakemi Filio ve serbest vuruş. Yaklaşık 30 metrelik bir mesafeden serbest vuruş kullanacak Federal Almanya. Breme, Allofs, Mateus topa iyi vuran futbolcular topun gerisinde. Bu arada hakem 9 metre 15 santimlik mesafeyi işaret ediyor. Barajdan dönüyor Allofs'un vuruşunda top. Breme kontrol edemedi. Valdano, Cuccifo serbest vuruşlu oyunu başlatıyor. Batista, Ruggeri,
Maradona. Jakobsen sekiyor top ve kornere çıkıyor. Görüntüde Maradona 1986 Dünya Kupası'nda şu ana kadar bir numaralı isim ve 5 gol kazandırdığı takımına finale taşıdı attığı gollerle. Buruçaga köşe vuruşu kullanacak. Bertolt'tan sekiyor ve Magat. Olartigochea. Ancak daha önce Filio'nun oyunu durduran düdüğü var ve Olartigochea'nın topun peşindeki atağı gereksizdi. Şimdi Arjantin serbest vuruş kullanacak. Maradona topun gerisinde. Yanında Buruçaga var. Maradona. Eder kafayla uzaklaştırıyor topu ve tekrar Maradona'nın bulunduğu bölgeye gelen top taca çıkıyor. Justi. Breme karşılıyor Eder. Jakobs. Brown. Magat'tan sekiyor top. Förster ve Jakobs yan yanaydılar. Tehlikeyi birlikte uzaklaştırdılar. Şimdi Buruçaga ile yeni bir atak şansı deniyor Arjantin. Buruçaga. Oyun devam ediyor. Arjantinli futbolcular bir serbest vuruş kararı bekliyorlardı. Ancak Silvio oyunu devam ettirdi. Schumacher. Foul. Allofs. Kuchifo'ya faul yapıyor ve Arjantin serbest vuruş kullanacak. Batista. Olartigochea. Batista. Justi. Tekrar Batista. Kuchifo. Enrique ve faul. Görüntüde Förster. Stuttgart'ta oynuyor ve 28 yaşında federal Almanyalı futbolcu. Riegel ve Jakobs oyunu başlattılar paslaşarak. Breme, Bertolt, Rummenigge. Ancak Ruggeri durumunu bozuyor. Rummenigge'nin taç federal Almanya'nın. Mateus. Förster. Jakobs. Tekrar Förster. Eder. Riegel hücuma çıkıyor ceza alanı içerisinde ve Filio serbest vuruş kararı veriyor ancak hareketin dışarıda yapıldığı görüşünde ve seyrettiğiniz gibi ayağıyla gidiyor işaret ediyor. Ceza alanının dışarısında olduğunu gösteriyor ki çizginin üzerinde olması bile Federal Almanya'ya bir penaltı vuruşu getirebilirdi. Pozisyon bir kere daha görüntüye geliyor. Evet, Filio kararında bu görüntüye göre haklı ve şimdi Federal Almanya serbest vuruş kullanacak. Değerli seyirciler, bu maça kadar Arjantin Federal Almanya'ya oranla daha çok gol atan bir takım görünümündeydi. 11 gol attı bu karşılaşmaya kadar. Federal Almanya'nın attığı gol sayısı 6 ancak bu tabii ki takımların gücünü gösterecek bir ölçü olmayabilir. Çünkü değişik rakiplerle oynuyorlar. Şimdi serbest vuruş için Magat, Riegel, Mateus ve Allofs hazırlık yapıyorlar. Breme'de topa vurma hazırlığı içerisinde. Breme'nin önüne yuvarlıyorlar ancak Silvio vuruşun tekrarlanmasını istiyor ve karşılaşmanın ilk sarı kartını Maradona'ya gösteriyor. Sevgili seyirciler,
bu maça bir Brezilyalı hakem verilmesinin Almanlar için dezavantaj olduğunu, Latin Amerikalı hakemin Latin Amerika takımı Arjantin'i tutacağını söyleyenler, eleştirenler çok fazlaydı ki biz de onlar arasındaydık ama şu ana kadar ve son hareketinde Brezilyalı hakem tarafsız bir yönetim gösteriyor. 18. dakikaya giriyoruz. Oyun 0-0 ve Federal Almanya Arjantin kalesi için tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak değerli seyirciler. Arlof geliyor, topun üzerine bırakıyor. Mateus, ancak Mateus'un dönüşünde top Valdano'dan dönüyor. Briegel. Briegel'in faul yaptığı görüşünde siliyor ve bu defa serbest vuruş Arjantin'in. Görüntüde Briegel. İtalya'da Verona takımında oynuyor. Justi ve Enrique, Batista. Brown. Bruchaga, Cuccifo. Bruchaga. Mateus dengesini kaybedip düşünce Maradona topla rahatlıkla buluşuyor. Jakobs. Briegel, Jakobs, pası isabetsiz, Ruggeri ile Brown arasında kalan topu Cuccifo uzaklaştırıyor. Enrique ve Bruchaga, tekrar Enrique, Olarte Cochia sol kanattan boşa çıktı ama sağ tarafa dönüyor, Valdano da kontrol edemiyor bu topu. Förster ve Breme. Bertolt. Jakobs. Mateus'tan tekrar Jakobs alıyor. Breme. Allofs. Bertolt. Breme. Eder, Bertol, tekrar Eder. Rumeni geri röveşata yapmak istiyor ancak başarılı olamıyor ve Valdano, Mateus'un hatalı pasını Valdano kazanıyor. Taç, Valdano kullandı, Maradona. Jakobs durumunu bozuyor ve hakem siliyor, oyunu durduruyor. Serbest vuruşu hemen kullandı Arjantin. Olarte Cochia sol kanatta Bruchaga'nın attığı topu kontrol ediyor. Olarte Cochia. Förster kademede topu ceza alan dışarısına çıkardı. Cuccifo. Justi. Bertolt. Topu iyi kontrol edemedi. Yine Arjantin kazanıyor. Maradona topu attığı alanda, defans derinliğinde Jakobs. Cuccifo ile Arjantin atağa devam ettirme isteğinde. Maradona, Mateus kontrol ediyor. Cuccifo ve faul, bir sarı kart daha çıkıyor hakemin cebinden Mateus'a. Bu karşılaşmanın ikinci sarı kartı ve Maradona'dan sonra Federal Almanya'da Mateus sarı kart görüyor ve Arjantin serbest vuruş kullanacak. Bruchaga serbest vuruş kullanacak. Ceza alan içerisi oldukça kalabalık. Bruchaga kullanıyor. Schumacher vuramıyor ve top filelerde. Gol değerli seyirciler. Gol atan futbolcu Brown. Karşılaşmanın 22. dakikasına girerken Arjantin Brown'un attığı golle 1-0 öne geçiyor Federal Almanya karşısında. Defansta oynayan Brown kanat toplarında boy avantajını iyi kullanmak için ileri çıkmıştı ve Schumacher'in hatalı yükselişinden yararlanarak takımını 1-0 öne geçirdi. Değerli seyirciler, ancak bir nokta var. 1934, 1950, 1954, 58, 62, 66, 74 bütün bu Dünya Kupası finallerinde tam 7 defa ilk golü atan takım kupayı alamamış sonunda.
kupayı ilk golü atıp sağlayanlar bir hayli az. Ne var ki son iki kupada 1978'de Arjantin, 1982'de İtalya ilk golü attıkları halde kupayı aldılar. Bakalım bu iki gelenekten hangisi şimdi gerçeği bulacak? Bu Azteca Stadında tarihte oynanan ikinci final oluyor aynı zamanda. Bakalım Arjantin bu geleneği son iki kupada ilk golü atanın kazanma geleneğini sürdürebilecek mi? Federal Almanya golden sonra yeniden oyuna başladı ve Förster. Jakobs. Mateus. Jakobs. Enrique. Mateus. Mateus'un karşıladığı topa atak yapan Bertolt ama yetişmesi mümkün değil. Taç. Değerli seyirciler, Federal Almanya'nın 1982'de İspanya'da oynayan ve finalde mücadele eden kadrosunda bugün Schumacher, Förster, Biegel, Rummenigge, Litvarski gibi isimler bulunuyor. Litvarski'nin dışındaki futbolcular şu anda sahada, Litvarski ise sağ kenarında ve bu ana kadar turnuvanın başarılı kalecilerinden olarak gösterilen Schumacher'in hatalı yediği golden sonra Federal Almanya 1-0 yenik durumda. 22. dakikada golü Braun attı. Rugeri serbest vuruşla oyunu başlatıyor. Buruçaga. Arjantin takımı hücuma çıkarken Buruçaga, Enrique, Batista gibi orta saha alanlarını değişik biçimde kullanıyor. Justi. Rugeri. Brown. Sol kanatta Olarte Gochea boş alana çıktı ama atmıyor. Enrique. Justi ve tekrar Enrique. Bremer'e çarpan top dışarı çıkıyor. Taç. Olarte Gochea taç atışını kullanacak. Batista sokuluyor yanına. Maradona. Maradona sürekli Mateus'un kontrolünde. Oyunun alanının ne tarafına giderse gitsin sürekli karşısında Mateus var Maradona'nın ve şimdi taç atışıyla Arjantin oyunu devam ettirecek. Batista. Enrique'den sekiyor. Bertolt karşılıyor ama hareketi tehlikeli ve endirekt serbest vuruş kullanacak Federal Almanya. Breme oyunu başlatıyor. Magat. Magat'tan seken topu Justi Maradona'ya kazandırıyor. Buruçaga tekrar Maradona. Maradona. Justi Buruçaga ceza alanına girmek istiyor ancak faul ve serbest vuruş Arjantin'in. Federal Almanya kalesinde önündeki tehlikeli pozisyonu bir kere daha seyrettiniz ve bu serbest vuruşun hazırlığını yapıyor şimdi Arjantin. Buruçaga, Maradona, Valdano ve Justi topun gerisinde serbest vuruş hazırlığı yapan futbolcular. Bu arada Bertolt ve kaleci Schumacher baraj konusunda anlaşıyorlar. Hakem Filio 9 metre 15 santimetrelik mesafeye gelmelerini istiyor. Top ceza alanının ön yayında bulunuyor. Bu mesafeden 9 metre 15 santimetrelik mesafe penaltı noktası oluyor değerli seyirciler ve Filio'da Federal Almanya barajını penaltı noktasına çekme çabasında şu sırada. Buruçaga topun üzerine geliyor, bıraktı, Maradona vuruyor, kaleci Schumacher. Taç. Jakobs. Breme. Jakobs.
Valdano. Mateus karşılıyor Maradona'dan önce ve kaleci Pumpido. Batista. Enrique. Tekrar Batista. Brown. Boşa çıkan arkadaşını arıyor Brown. Ve Ruggeri yardım ediyor kendisine. Kaleci Pumpido. Cuccifo ve Giusti. Bruciaga. Cuccifo. Bruciaga. Giusti Enrique. Giusti Breme kontrol ediyor topu. Valdano'dan önce Förster. Cuccifo. Bruciaga. Mateus kademede Maradona'yı kontrol ediyor ve topu kafa vuruşuyla kornere kesiyor değerli seyirciler. Görüntüde Mateus. Görüntüde Beckenbauer. 1966 Dünya Kupası'nda Arjantin Federal Almanya karşılaşmasında futbolcu olarak görev yapıyordu. İki sene önce Federal Almanya teknik direktörü olduğu zaman ilk milli karşılaşmasını Arjantin'e karşı oynamıştı ve bu teknik direktör olarak görev yaptığı ilk karşılaşmada Federal Almanya Arjantin'e 3-1 mağlup olmuştu. Köşe vuruşundan sonuç alamadı Arjantin, şimdi taç atışı kullanacak. Olerti Gocea. Maradona. Mateus karşılıyor yine taç. Maradona. Olerti Gocea kontrolünden çıkan top avuta gidiyor ve kale vuruşuyla oyun devam edecek. Jakobs ve Förster. Değerli seyirciler, maçın 3'te 1'lik bölümü geride kaldı. 22. dakikada Brown'un attığı golle Arjantin 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Riegel, Valdano karşılıyor. Förster. Bertolt, Rummenigge atak yapıyor, vuruyor üstten out. Görüntüde Rummenigge. Dünya Kupalarında 3. defa karşı karşıya geliyor Federal Almanya ile Arjantin. 1958'de 3-1 Federal Almanya Arjantin'i yenmişti. Az önce de söyledim, 1966'da golsüz berabere kalmışlardı ve Beckenbauer'ın teknik direktör olarak görev yaptığı ilk maçta ise Arjantin Düsseldorf'ta Federal Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti. Pumpido kale vuruşuyla oyunu başlatıyor. Förster. Ancak Förster'in faul yaptığı görüşünde karşılaşmanın hakemi ve Arjantin serbest vuruş kullanacak. Enrique. Bruciaga. Jakobs karşılıyor ve Jakobs'a çarpan top kornere çıkıyor. Bruciaga hemen oyunu başlattı. Maradona. Bruciaga, Mateus'la mücadele ediyor. Bruciaga ortalıyor, Magat karşılıyor, Mateus. Brown. Ruggeri. Bruciaga offside.
endirekt serbest vuruşu Jakobs kullanıyor. Breme. Giusti. Enrique. Giusti. Foul. Bruchaga, Maradona, tekrar Bruchaga, Maradona. Bruchaga, Maradona'nın önüne bırakıyor. Kaleci Schumacher ayağıyla müdahale ediyor ve Maradona'ya çarpan top dışarı çıkıyor. Değerli seyirciler, Federal Almanya-Arjantin karşılaşması oyun anlayışları farklı iki ekip arasında geçiyor. Arjantin, Güney Amerika takımı top tekniğine dayalı bağlı bir futbol oynarken Federal Almanya'nın ise güce ve taktiğe dayalı bir oyun anlayışı var. Mateus, Förster, Rummenigge, Brown karşılıyor. Enrique, Jakobs, Rummenigge'den önce Brown, Enrique, foul. Dünya Kupası başlarken ilk 11'de düşünülmeyen Enrique, sonraki maçlarda gösterdiği performansıyla Arjantin'in ilk 11'inde oynamaya başladı. Serbest vuruşu Brown kullanacak. Boşa çıkan arkadaşını arıyor ve en yakınında Bruchaga. Maradona, Valdano, Batista, Maradona, Mateus müdahale ediyor ve Mateus'un topu oynamasından sonra Maradona'ya çarpmadan çıktığını işaret ediyor Pilio'nun yardımcısı. Taç Arjantin'in. Valdano. Cuccifo. Tekrar Maradona. Bu defa Maradona Mateus'a faul yapıyor ve serbest vuruşu Federal Almanya kullanacak. Förster. İlk yarının son 10 dakikası değerli seyirciler. 22. dakikada Brown'un attığı golle Arjantin final mücadelesinde 1-0'lık üstünlüğünü devam ettiriyor. Ruggeri, Allofs, Valdano, Bruchaga, Enrique offside durumunda. Jakobs endirekt serbest vuruşu kullandı offside'dan sonra. Breme ve Eder. Maradona. Bruchaga. İsabetsiz pasında topu Förster karşılıyor. Briegel. Defans derinliğinde Brown ve onun kontrolünde kaleci Pompidou. Förster. Giusti, Maradona. Eder. Oyun devam ediyor. Brown. Valdano, Jakobs defans derinliğinde topu karşılıyor. Bertol, Mateus, tekrar Bertol. Bertol kontrolsüz gidince Batista karşılıyor topu. Giusti, Olerdi Gocea, Batista, Enrique, Maradona, Bruchaga, Maradona offside. Bertolt oyunu başlatıyor. Breme.
Allofs. Brigel sol kanatta boş. Breme, şimdi Brigel. Magat. Foul. Justi foul yapıyor Magat'a ve Federal Almanya ilk yarının bitmesine 7 dakika kala ve 1-0 yenik durumda oynarken serbest vuruş kullanacak. Breme Fransa'ya attığı golle hatırlayacaksınız değerli seyirciler serbest vuruştan Breme'yi. Daha önce de pas maçında rakip yarı alanın ortasından vurduğu bir top kalenin üst direğinden geri dönmüştü. Breme topun üzerine doğru geliyor. Brigel offside durumunda. Rugeri ve Pompidou offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu birlikte kullandılar. Mateus. Brown ve Rugeri birlikte kontrolsüz çıktılar ama çevirdiler topu. Jacobs. Rugeri Rumenige'den önce Brown, Maradona ve Enrique Buruchaga. Maradona. Batista, kaleci Schumacher. Görüntüde Batista. Förster. Breme. Bertold. Serbest vuruşla Breme topu kullanacak. Mateus, Breme, Bertol çıkıyor vuramıyor, Brigel vuruyor ve Brown'dan dönüyor top. Breme, Rumenige vuramıyor, Rugeri, Magat. Brown topu ceza alanı dışarısına çıkardı. Federal Almanya son 5 dakikaya girilirken ilk yarıda gol şansı arıyor. Förster. Maradona. Maradona bu topları yakaladığı zaman çok tehlikeli değerli seyirciler ve Federal Almanya defansı da bunu bildiği için daha önce İngiltere maçında şahit oldukları için faulle durduruyorlar ve Arjantin serbest vuruş kullanacak. Filio Maradona'nın kalkmasını ve oyunun devam etmesini istiyor. Filio birinci turda Fransa-Sovyetler Birliği maçını yönetmişti. Danimarka-Uruguay ve Arjantin-Bulgaristan karşılaşmalarında ise yardımcılık görevi yapmıştı ve Batista oyunu başlatıyor Buruchaga. Rugeri. Pompidou. Brown. Olarte Gochea. Bertolt'tan seken top tekrar Olarte Gochea'ya geliyor. Breme. Jacobs. Mateus. Jacobs, Breme. Magat. Enrique foul yapıyor Magat'a. İlk yarıda son 2,5 dakika değerli seyirciler. Magat görüntüde Federal Almanya takımının en yaşlı futbolcusu. 33 yaşında. Serbest vuruşu Breme kullanacak.
Valdano defansına yardım ediyor Mateus. Atak yapan hiçbir federal Almanyalı futbolcu yok ve Pumpido topu kontrol ediyor. Jakobs. Breme. Förster. Hücum yanını sol kanada çevirdi federal Almanya. Rummenigge offside. İlk 45 dakikanın son saniyeleri yaklaşırken Arjantinli futbolcular yavaş hareket ediyorlar ve şimdi Ruggeri ve Pumpido en direkt serbest vuruşu kullandılar offside'dan doğan ve kaleci Pumpido kaleci vuruşunu yapıyor. Förster'e yapılan hareket faul. Mateus, Breme, Bertol, Magat, Justi kontrol ediyor Magat'ı. Hakem faul kararı veriyor ve serbest vuruş kullanacak Federal Almanya. İlk yarının son saniyeleri değerli seyirciler. Breme topun gerisinde. Buruçaga tek kişilik bir baraj yapıyor. Breme Riegel'den önce Batista topu çıkartıyor. Mateus. Mateus'un vuruşunda Valdano'dan döndü top. Riegel ve Filio karşılaşmanın ilk yarısını Arjantin'in 1-0 önde kapattığını işaret eden düdüğünü çalıyor. 22. dakikada Brown'un attığı golle Arjantin 1, Federal Almanya 0. İkinci yarıda yine beraber olacağız değerli seyirciler. Arbi karşılaşmanın ikinci yarısını başlatıyor. Ruggeri. Federal Almanya takımında ikinci yarıda Föller oyunda Klaus Sallofs'un yerine Bertold Buruşaga Justi Jakobs Föller ikinci yarıda Klaus Allofs'un yerinde oyunda yarı finalde Fransa'ya ikinci gol atan futbolcu. Karl-Heinz Förster. Kaleci Pumpido avuç atışını kullanacak. Seyrediyoruz. Arjantin takımı ağır hareket ediyor. Pumpido
Maradona'nın önüne doğru. Maradona ceza sahasında gol pozisyonunda, son anda kendisine vurdurmuyor Mateus. Bu arada offside pozisyonu değerlendiriyor Costa Rica'lı yan hakemin kalkan bayrağıyla hakem Pilio. Brehme, Eder, Mateus, Eder, Brehme, yine topun arkasında Brehme var. Olaticoçia yerine dönüyor. Ceza sahasında Alman futbolcular 4 kişiyle yer aldılar. En uzaktaki futbolcu Bertol. Atış kullanıldı. Offside yok. Rummenigge ceza sahasında Eder'in hareketlendiği noktaya doğru. Brown'un arkasından. Batista. Maradona. 3'e 1 gidiyor şimdi Arjantin. Buruçaga sol tarafında, Valdano sıyrıldı. Buruçaga son anda Förster vurdurmuyor. Valdano ve korner. Bir anda Alman defansının öne çıktığı anda gelişen Arjantin kontratağında Alman kalesi zor anlar yaşadı. Tekrar görüntüye geliyor. Bu arada hakem Filio, Arjantin sahasının ortasında yerde yatan futbolcunun hemen oyun alanının dışına taşınmasını istedi. Kaleci Pompidza sağlık ekiplerinin bir an önce gelmesini istedi. Tabii bütün bunlar, gerçi yerde yatan futbolcunun sakatlığı söz konusu olabilir ama bütün hareketlerin yavaşlığı da geçen zamanın Arjantin lehine işliyor olmaz. Değerli seyirciler, devre arasında Türk Milli Takımları Teknik Direktörü Coşkun Özarı, ayrıca eski Türk Milli Takım Kalesi Turgay Şeren, görüşmelerimizde özellikle Turgay Şeren 3 direk arasında bu kadar büyük bir kalecinin bu kadar büyük bir hatayı nasıl yaptığını anlayamadığını söyledi. Ve eğer böyle biterse sonucu Fransa maçının sonucunu tayin eden Fransa maçının kahramanı Schumacher bu maçta da olumsuz yönden tayin edecek dedi. Coşkun Özarı ise Maradona'yı tutmak isterken Almanların Arjantin'in diğer futbolcularını Buruçaga'yı, Valdano'yu, Enrique'yi ve diğer futbolcularını biraz serbest bıraktığını belirtti. Onun dışında yabancı futbol otoritelerinin genel görüşü, evet bir sakatlık İlker. Brown'un tedavisi şu anda oyunların dışında yapılıyor ve oyun devam ediyor. Kale alanına doğru gelen top, Brigel uzaklaştıran futbolcu. Bertol. Bir anda ayağa kaydı, düştü Brigel. Arkadan Batista. Brown oyun alanına dönüyor. Tedavisi tamamlandı. Brehme. Federal Almanya takımının orta alanında top tekniği iyi olan ve rakip kaleye sert vuruşlarıyla gidebilen, gole de gidebilen bir oyuncu Mateus'un Maradona'yı kontrol etmesi nedeniyle sürekli ileri Eder çıkıyor. Brehme'nin bulunduğu noktaya doğru. Brehme ortaya çeviriyor. Brown. Batista. Maradona. Giusti. Brigel. Töller sol tarafta. Brigel. Brigel kendi topuna koşuyor. Cuccio. Brigel kazanıyor. Brigel.
ve korner. Brigel alkış alıyor seyirciden. 52. dakika. Lothar Matthäus belki oyunun başından bu yana ilk defa son çizgiye, köşe noktasına kadar gidiyor. Maçın 22. dakikasında Brown'un golüyle 1-0 önde Arjantin. Ceza sahasında Bertol. Valdano kurtulamıyor rakibinden. Atak devam ediyor Bertol. Olerticoche'ye ve bu arada hakem düdük çalıyor, bir faul belirliyor. Topun arkasında Brehme. Barajın geri gelmesi yolunda ikazını yaptı Filio. Sölleri kontrol ediyorlar. Yakın tarafa doğru Eder vuramadı. Matthäus. Magat. Rumenike'den önce Enrique. Maradona. Jacobs. Bertol. Brehme. Brown. Brown yerde. Seyrediyorsunuz. Kolunu vücuduna yapışık tutuyor veya tutmak zorunda biraz önceki sakatlıktan sonra Brown. Paserina'nın yokluğunda Brown takımda. Bu arada Franz Beckenbauer geçen dakikalar Almanya'nın aleyhine. Kuchufo. Eder. Föller ve Rumenige cezası aslında. Batista'dan dönüyor vuruşu. Arkada Brehme. Şimdi Eder. Sırıldı rakibinden, düşürülüyor. Brehme toplara iyi vuran bir oyuncu. Brehme arka tarafa doğru gönderiyor. Bertol ve Brigel anlaşamayınca top kalecide. Maradona. Enrique'den güzel bir pas Valdano'ya. Gole gidiyor Valdano. Ceza sahasında gol Valdano. Gol Valdano. Dakika 55. Valdano durumu 2-0 yapıyor. Değerli seyirciler, siz Arjantin'in ikinci golünü bir kez, hatta iki kez, üç kez daha seyrederken devre arasında görüştüğümüz otoriteler, bunların içinde İtalyanların ünlü Rivas'ı, Rivera'sı, İngiliz'inki Gani ve daha birçok televizyon ve de basın otoritesi vardı. Hepsi de ikinci yarıda bu 2-0'ı tahmin ettiklerini söylüyorlardı. Almanlar için 1-0 yenilginin veya 10-0'ın kıymeti yok. Mutlak beraberlik lazım diyorlardı. Beraberliğe doğru giderken de böyle gittikleri zamanda muhakkak surette karşı kalede açık verecekler ve belki Matthäus bile bırakacak topu diyordu. Evet, bundan geçen maçta büyük goller kaçıran Valdano istifa etti ve durum 2-0 oldu. Söz futbolun tekrar. Brehme bu dakikalardan sonra Almanya defans güvenliğini herhalde daha da azaltarak gol için gidecek Arjantin kalesine. Matthäus. Olerticoche'ye. Magat. Brehme. Rumenige'den önce Brown. Maradona ve Förster. Serbest vuruşu Arjantin kullanıyor.
22. dakikada Brown ve 55. dakikada Valdano'nun golleriyle Arjantin 2, Federal Almanya 0, 13. Dünya Kupası finalinde. Valdano yerde. Real Madrid takımında oynayan futbolcu yarı final karşılaşmasında iki net pozisyon bulmuştu Belçika karşısında. Onları değerlendirememişti. Ama finalde herkesin, bütün gözlerin Maradona'nın üstünde olduğu bir anda 55. dakikada topu ikinci Arjantin golü olarak Federal Almanya ağlarına gönderdi. Maradona. Maradona. Bertol. Serbest vuruş Arjantin'in. Buruşaga sağ taraftan. Maradona ceza sahasındaki tek oyuncu. Jacobs ve korner. Hayır, kaleci son anda topu kontrolü altına alıyor. Riegel. Magat. Mateus. Brehme. Son çizgiye doğru koşuyor. Bertol dokunamıyor. Meksika maçında kırmızı kart gördüğü için yarı final karşılaşmasında oynayamayan Bertol görüntüde. Enrique, hareket faul, tam santra yuvarlandı, atış kullanıldı Maradona'ya. Maradona karşısında Brigel. Maradona Brigel'den kurtulamıyor. Valdano. Ruggeri. Ruggeri sol tarafta Olympico Chea. Korner Arjantin'in. Bu arada Federal Almanya ikinci oyuncuyu da değiştirecek. Magat oyundan çıkıyor. Hönes oyuna giriyor. Altmışıncı dakika. Görüntüde Magat. Magat oyundan çıkmak istemedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Schumacher'e yapılan hareket faul. Evet, Magat oyundan çıkıyor ve Dieter Hönes oyuna giriyor. Böylece Almanya iki oyuncu değiştirme hattını tamamladı. Dünya Kupalarında oyuncu değiştirme uygulaması ilk defa 1970 Dünya Kupası'nda yine Meksika'da başlamıştı değerli seyirciler. Yine sarı ve kırmızı kart uygulaması da 1970 Dünya Kupası'nda Meksika'da gerçekleşmişti ilk defa. Brigel. Bertol. Rummenigge. Dünya cünlü büyük profesyonel Rummenigge'nin yanlış saç attığını belirtiyor karşılaşmanın hakemi Filio, Arfi Filio ve saç atışını şimdi Arjantin kullanacak. Olympico Chea. Rummenigge. Ruggeri.
Enrique. Enrique. Jakob. Enrique yerde. Hakemin kara kartı çıkıyor bu pozisyonda. Top Valdano'nun elinde. Görüntü de Brigel. Kara kartı gören futbolcu. Maradona. Olarticochea. Bertol. Eder. Förster. Rummenigge. Valdano karşısında. Geçiyor onun yanından. Rummenigge. Valdano. Hönes. Hareket faul. Mateus. Offside. Breme. Ruggeri. Buruşaga. Önes. Brehme, Mateus, Brown, Enrique, Justi yetişemiyor. Föller, Föller ortaya, Brown, Valdano uzaklaştırıyor. Eder. Rummenigge. Eder. Karşısında Olarticochea. Ortaya. Rummenigge atak yapıyor. Brown. Olarticochea. Brigel, Valdano'nun üstünden geçti. Brigel şut pozisyonunda, Brown karşılıyor. Köşe vuruşunu Federal Almanya kullanacak. Hans-Peter Brigel görüntüde. Brehme topun arkasında. 66. dakika. Bertol. Kaleci Pompidou. Hakemin kararı çift vuruş. Alman milli takımının teknik direktörü Franz Beckenbauer, Almanya bugün şu ana kadar oynadığı bütün Dünya Kupası finallerinden daha iyi bir top oynayacak diyordu. Ama sahada görülen hiç de öyle değil. Enrique. Valdano. Valdano kafayı vurdu. Direkt bir karış ötesinden dışarıda. Töller rakibini iten futbolcu.
Olertico Echea. Karl-Heinz Förster. 1986 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralamasında İngiliz Lineker 6 golle başta. Maradona'nın 5 golü var. Bertol, Eder. Birbirlerini aldatıyor Alman oyuncular. Maradona, Bruschaga, Enrique boş alana çıktı. Offside, offside yok, offside yok. Costa Rica'da hakem bayrak kaldırıyor. En az 2 metre, 3 metre geriden çıktı. Bruschaga. Justi. Hönes. Bruschaga. Dar alanda çok çabuk bir oyuncu. Pası hatalı. Jakobs. Karl-Heinz Förster. Breme. Ruggeri. Batista. Maradona. Bertol. Breme. Förster. Jakobs. Ortaya Töller, arkada Bertol, kaldırıyor topu Brown. Enrique, Maradona. Oyun devam ediyor. Karl-Heinz Förster. Hönes. Dünya Kupası'nda Arjantin takımının şu ana kadar en zayıf olduğu bölüm. Genelde rakip takımın sıfıra doğru inip kenardan kale sahasının üstüne doğru yapmış olduğu ortalar. İngiltere maçının son 20 dakikasında İngiltere bunu yaptı. Bağımsız oyunu aldıktan sonra o dakikalarda Lineker bir gol attı, bir gol kaçırdı. Ama Almanya bugün son çizgiye inemedi Arjantin kalesine doğru. Değerli seyirciler, devre arasında görüştüğümüz otoriteler genellikle bu oyunu beklediklerini söylüyorlardı. Nitekim Mati Yusuf bıraktılar. Fakat bu aynı zamanda Arjantin takımının Bilardo'nun deyimiyle özgürlüğünü ilan etmesi oldu. Maradona'sız. Maradona'dan goller gelmeden de bu Arjantin'in futbol oynadığını kanıtlıyor diye otoriteler yorumda bulundular ki doğrusu da bu. Valdano, Maradona paslaşması, offside yok. Ceza sahasında Bruschaga dokunursa gol olacak. Dokunamıyor. Son anda top dışarı çıkıyor. Ve bu arada bir offside. Pozisyonumu hayır. Hakem kendisine itirazlarını sürdüren futbolcunun yanından geçti. Evet, köşe noktasına gidiyor. Arjantin köşe vuruşunu kullanacak. Bruschaga. Maradona ve Valdano ile birlikte Arjantin takımının Fransa'nın Nantes'ta oynayan en iyi oyuncusu Bertol. Paul. ...71. dakika değerli seyirciler. Arjantin 2, Federal Almanya 0. Töller. Förster. Bertol. Pompidou. Enrique. Justi. Valdano.
Frigel, Brehme. Korner atışını Federal Almanya kullanacak. Enrique görüntüde. Çeyrek final ve yarı final karşılaşmasından sonra finalde. Franz Beckenbauer antrenörlük hayatında ilk maçını Arjantin karşısında oynamış ve ilk yenilgiyi orada tatmıştı. Şimdi takımı 2-0 yenik durumda. Kafa Pöller, gol pozisyonu ve gol. Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Dakika 73. Gol Rummenigge. Şimdi Arjantin 2, Federal Almanya 1. Sevgili seyirciler, bu gol futbol tarihinde ilk uzatmalı, belki de şampiyonun penaltılarla tayin edileceği bir kupa finali getirebilir. Çünkü Arjantin artık nasıl olsa 2-0'dan sonra 3. de atacağız havasına girmişti. Ama Almanların ümitsizleştiği bir anda, az önce futbolu öylesine unutmuş görünen, taç atmayı bile yanlış atan bir Rummenigge şu anda tıpkı bundan önce Fransa-Almanya yarı finalinde olduğu gibi 4 sene önce belki de kritik bir gol attı. Ama bundan sonrasında iki ihtimal var. Ya Almanların şahlanması ya Arjantin'in, hangisi? Geride tam 15 dakika var değerli seyirciler. Bir futbol maçında 15 dakika az bir zaman değil. Bruşaga. Sağ tarafında Enrique hareketlendi. Frigel'le yaptığı mücadeleyi kaybediyor. Hakem devam dedi. Brehme. Bertol. Rummenigge top istiyor. Bertol. Son çizgiye gidiyor. Dışarıdan çeviriyor. Avuç ikisinin üstünden ve kenarlardan yapılan ortalar Arjantin kalesinde her an tehlikeli olabilir değerli seyirciler. Söller görüntüde. Allofsun yerin oyuna girdi ikinci yarının başında. Rummenigge itiyor rakibini. On beş dakikadan daha az bir zaman kaldı. Arjantin 2, Federal Almanya 1. Topu kaçırıyor Förster. Maradona'nın istediği bir top. İki oyuncu var karşısında. Maradona ceza sahasında yatarak müdahalede başarılı oluyor Jacobs. Arjantin köşe vuruşunu kullanacak. Maradona görüntüde. Maradona. Arka tarafa doğru Brigel. Justi. Brehme. Köller, Brigel, Brehme. Jacobs. Bertol. 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 Faul bekledi. Topu oyuna sokmakta gecikiyor Olertikoyce'ye. Ve bu arada evet, hakem gitti.
sarı kartını Olertico Çaya'ya gösterdi. Taç yatışını yapmadığı için, topu hemen oyuna sokmadığı için. Förster, Ruggeri, Maradona tek başına. Arkada Förster kovalıyor. Maradona ceza sahasına yaklaşıyor. Top ayağından açtı. Ve bu sefer Jacobs. İngiltere ve Belçika maçındaki o şık deparlarını gösteremedi bu karşılaşmada Maradona. Drehme. Rummenigge. Föller itiliyor. Drehme topun arkasında. Atış kullanıldı. Hönes'e vurdurmuyor Ruggeri. Drehme. Jacobs'un olduğu noktaya. Bruşaga gelince yanına. Brigel. Rummenigge. Förster. Jacobs. Arjantin defansını üstüne çekme amacında Federal Almanya. Batista, Bruşaga, Maradona. Hakem Maradona'ya hemen kalkmasını söylüyor. Maradona, Enrique, Enrique'nin pası, Justi. Arjantin taç atışını kullanacak. Maradona çok zarif bir hareket, açısı dar. Rummenigge. Mateus. Ceza sahasına doğru Bertol Hönes. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Federal Almanya. İstediği topu bir türlü alamadı Dieter Hönes. Bu pozisyonu da tekrar seyrediyoruz. Brehme topun arkasında. Enrique de 9 metre 15 santim uzağa gitmemede direndiği için sarı kartı görüyor. Brehme kale sahasına doğru kapa ve toparlarda gol. Föller toparları yolluyor. Maçın bitimine 9 dakika kala. Dakika 81. Gol Rudi Föller. Arjantin 2, Federal Almanya 2. Federal Almanya 1966'da İngiltere'de oynadığı Dünya Kupası finalinde de 2-1 yenikken son dakikada 2-2 yapıp ve maçı uzatmaya götürmüştü. Şimdi de uzatmaya götürebilir. Bu arada şöylesine 115 bin seyircinin büyük çoğunluğu Latin ve sahada da bir Latin takımı. Ama bir yandan da 200 bin liraya bizim paramızla varan Karaborsa'dan bilet alıp girdiler. Paralarını, hak bu verdikleri parayı çıkarmak için 120 dakika seyretmeyi istiyorlar. Ayrıca bu kupada da 120 dakika seyretmek hani bir anlamda moda oldu, gelenek oldu. Evet, ilk yarı sonundaki ümitsiz Almanya'nın yerinde şimdi belki de uzatma oynayacak bir Almanya ama son 8 dakika. Evet İlker. Evet değerli seyirciler, ikinci yarıya başlarken Klaus Sallofs'un yerine giren Töller'in golüyle şimdi Azteca'da durum 2-2.
Arjantin'in kullanacağı serbest vuruş için topun arkasına yine Maradona geçiyor. Bruschaga da yanında. Almanya barajı 9 metre 15 santim alınıyor. Hakem Filio tarafından. Maradona defansta kalıyor. Cuccio. Schumacher Föller'in olduğu yere. Brehme. Rumenice için offside bayrağı kalktı. Ruggeri. Maradona, Karl-Heinz Förster. Maradona. Offside yok. Bruschaga. Bruschaga. Bruschaga kaleci çıkıyor kalesinden. Bruschaga ağlara yolluyor. Karşılaşmanın 86. dakikasında. Gol Bruschaga. Arjantin 3, Federal Almanya 2. Tekrar görüntüye geliyor. Kalecinin büyük hatası, zamanlama hatası ve topun Almanya ağlarına gidişi. Dakika 86, gol Bruschaga. Arjantin 3, Federal Almanya 2. Eğer Almanya bu finali kaybederse her şeyi Maradona'ya bağlamaktan kaybetmiş olacak. Maradona, Maradona diye bütün hesaplarını yaptılar. Ve onun ötesinde Maradona bazen kenara çekildi, görünmez oldu ama gerçekten başarılı bir Bruschaga, gerçekten başarılı bir Enrique, bir Valdano, bir Brown maçın yıldızları oldular. Ama henüz erken, 5 dakika var daha. Bu 5 dakika dediğim gibi futbolda 15 dakika az bir zaman değil. O 15 dakikaya 2 gol sığdı. Şimdi geride 5 dakika var Federal Almanya için. Rumenike ceza sahasına. Föller. Hakem kaleci ile konuşuyor. Bir sarı kartta ona gösteriyor kaleci Pompidou'ya. 73. dakikada Rumenigge'nin durumu 2-1 yapmasından sonra 81. dakikada Föller'le beraberliği yakalayan Federal Almanya 84. dakikada Bruschaga'nın golüne engel olamadı. Almanya kullanacak taç atışını. Jakobs. Mateusz. Brigel. Valdano. Valdano. Valdano oyunu yavaşlatıyor. Maradona. Maradona. Maradona ceza sahasına girerken ceza sahasında düşüyor ama hakem daha öncesinde serbest vuruş kararını veriyor. Ceza sahasının dışındaki pozisyonu değerlendiriyor maçın hakemi. Pele'ye 1970'te Meksika'da oynanan Dünya Kupası'nda yıldız sizdiniz. 1986'da da Maradona diye bir cümleye başladılar. Pele yarıda kestirdi. Bu kupanın yıldızı Maradona olduğunu sanmıyorum. Bence Platini diye cevap verdi. Maradona şimdi şu kalan 2,5 dakikada olsun belki de Pele'yi mahcup edecek bir gol peşinde.
Evet değerli seyirciler, atacağı bir golde Maradona'yı 1986 gol krallığında Lineker'ın ortağı yapacak. Topun arkasında Maradona, Bruciaga bütün serbest vuruş toplarında ikisi topun arkasında yer alıyorlar. Almanya barajını 9 metre 15 santim alıyor hakem. Maradona topa doğru geliyor. Atışını yapıyor kaleci Schumacher. Eder hemen serbest vuruşu kullanıyor kalecisine. Son 1,5 dakika değerli seyirciler. Azteca'da 13. Dünya Kupası finalinde durum Arjantin 3, Federal Almanya 2. Förster, Ruggeri, Brehme, offside yok, Rummenigge, ceza sahasında Rummenigge, Rummenigge topu kaybediyor, herkes bu pozisyonda, bu dakikalarda ondan çok şey bekliyor. Bu arada haklı olarak Carlos Bilardo oyunun bu son dakikası içerisinde bir değişiklik yapmak, zamanı bitirme amacında oyun alanının kenarında Trobbiani ısınıyor. Bruciaga oyundan çıkacak. İlk yarıda en azından tarafsız gördüğümüz Brezilyalı hakemin şu ikinci yarıda oyunun yönetimini ne kadar elinden kaçırdığını görünce FIFA yöneticileriyle ve hakem komitesi başkanı Kavan'la yapılan basın toplantısında Kavan'ın Türk hakemlerinin niye olmadığı sorusuna verdiği cevap gerçekten yadırgatıcı. Bölge meselesi dedi, futbol seviyesi dedi, şu dedi, bu dedi. Ama bir Dünya Kupası finalindeki hakeme bakıyoruz. Bir de bizim zaman zaman eleştirdiğimiz kendi hakemlerimize bakıyoruz. Herhalde FIFA ölçülerinde Brezilyalı olmak galiba önde geliyor. Ya da kaleye giren topun elle atılmasına gol demek. Ya da uzatma penaltılarında yanlış yoruma varmak vesaire vesaire. Evet değerli seyirciler, Bruciaga oyundan çıktı. Belki Arjantin'e kupayı getiren, golü atan futbolcu olacak. Çünkü artık saniyeler kaldı ve normal olarak bizim saatimize göre 90 dakika doldu. Uzatmaları oynatıyor karşılaşmanın hakemi Brezilyalı Arpi Filho. Jakob. ...1978'de Kempes, 1982'de Rossi, 1986'da Lineker. Hep 6 gol, hep gol kralı. Maradona, kaptan Maradona. Maradona... Trobbiani topu pası çok güzel. Enrique ceza sahasında ortada Baldano top istiyor. Enrique kaleye doğru yolluyor. Schumacher'i çalıştırıcısına. Almanya artık maçı tamamen bırakmış görüntü veriyor. Mateus, Batista. Bunlar artık son saniyeleri karşılaşmanın. Hakem Arpi Filho hemen tacopçunun atılmasını istedi. Brehme. Ve hakem düdüğünü çalıyor, dünya şampiyonunu ilan ediyor. 1986 Dünya Kupası'nı 1978'den sonra Arjantin kazanıyor. Azteca'da bütün Arjantin taraftarları, fotoğrafçılar, herkes şu anda sahada ve bu görüntüyü görmek, evet, çok güzel bir tablo. Arjantin 3, Federal Almanya 2, 13. Dünya Kupası'nın finalinin sonucu.
Değerli seyirciler, şu anda kehanet değil ama iki görüşten bahsetmek istiyoruz. Başta İngiliz kalecisi Banks, bir dolu büyük futbol otoritesi, eski ünlü yıldız. Hepsi bu kupada değişiklik olacak. İlk defa Latin Amerika'da oynanan bir Dünya Kupası finalini bir Avrupa takımı kazanacak, Fransa kazanacak diyorlardı. Ama öyle olmadı. İtalyan teknik direktörü Enzo Berzot'un dediği gibi, iklim şartları her türlü koşullar içinde bir Latin Amerika takımı şampiyon olacak. Bu da Arjantin'dir demişti. Onun ötesinde TRT televizyonundaki Meksika'ya doğru programı için görüştüğümüz Türkiye'de çalışmakta olan ünlü teknik direktör Yuk Derval'e favorisini sorduğumuzda aylar önce bize Arjantin demişti. Derval tahmini doğru çıktı. Şu anda Azteca Stadı bir düğün evini andırıyor diyebiliriz. Ama öyle bir düğün evi ki hani aynı anda 150 bin çiftin evlendiği bir düğün evi. Aynı anda Latin Amerikalıların, Meksikalıların sevinci başka yerden kaynaklanıyor. Arjantin ikinci kez dünya şampiyonu olurken kendi hesabına Latin Amerika Avrupa mücadelesinde Latin şampiyonlar 7-6 öne geçiyorlar. Evet değerli seyirciler, karşılaşmanın 22. dakikasında Bravo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Arjantin takımı 55. dakikada Valdano ile skoru 2-0 yapmıştı. Ama ne derlerse desinler, Federal Almanya'nın bir turnuva takımı olduğu gerçeği vardı, bir tecrübesinin olduğu gerçeği vardı. Ve Federal Almanya oyunu bırakmadı. 2-0'dan sonra da direndi, bıraktı gibi göründüğü anlarda gole gitti. Dakika 73, gol Rumenik'e durup 2-1 oldu. Arjantin'in golün şaşkınlığını atlatmadan 81. dakikada bu sefer Köller devreye girdi ve durumu 2-2 yaptı. Bu skor maçın uzamasına yol açacaktı ama maçın 84. dakikasında bitime 6 dakika kala Alman defansının offside diye bırakmadığı bir anda Buruçaga 6 topu götürdü. Kaleci Schumacher'in altından ki bugün Almanya'nın yenilgisinde belki birinci sırayı alacak Schumacher'in altından topu Almanya ağlarına yolladı. Ve durum ve skor belli oldu. Maçın skoru belli oldu. Arjantin 3, Federal Almanya 2. Evet, bu hak edilmiş bir şampiyonluk, hak edilmiş bir kupa. Bulgaristan'ı 2-0, Güney Kore'yi 3-1, Uruguay'ı 1-0, İngiltere'yi 2-1, Belçika'yı 2-0, Federal Almanya'yı 3-2 yenen, 7 maçın 6'sını kazanan, hiç yenilmeden şampiyon olan Arjantin bu arada sadece son şampiyon İtalya ile 1-1 berabere kalmıştı. Ve onun ötesinde bu 13. Dünya Kupası başlarken Brezilya favoriydi, Fransa favoriydi, sonra Sovyetler Birliği, sonra Danimarka, sonra İspanya devreye girdi. Arjantin hepsinin arasında vardı ama hani olur mu olur, ama son maçlarda, hele Maradona'nın parladığı maçlarda Arjantin takım olarak ortaya kondu ve Carlos Bilardo'nun deyimiyle ben sadece Maradona'yı değil 11 kişilik takımı sahaya çıkarıyorum diyen Bilardo, mütevazi bir teknik direktör, gerçekten hem Latin Amerika'da kupayı bırakmış oldu hem de başlangıçta futbolu az bir dünya kupasında futbolu zaman zaman güzelleştirdi. Maradona bugün öbür maçlarındaki kadar çok büyük patlamalar yapmadı. Yapamazdı çünkü karşısında da bu kupayı iki kez kazanıp 4 kez final oynamış, 5. defa böyle bir şerefe çıkan bir Federal Almanya vardı ki arkadaşlarımın da doğru dediği gibi bir turnuva takımı, bir final takımı olan. Ancak Franz Beckenbauer, biraz da dostluk ve arkadaşlık diyeceğiz, bu görevi kabul ederken özellikle Karl-Heinz Rummenigge'ye gel el ele verelim bu milli takımı biz en iyiye götürelim demişti. Ama onu dedikten sonra Rummenigge'yi takımda 90 dakika tutmak zorunluluğunu hissetti. Ama Rummenigge yaşlanmıştı. Dieter Hönes bir başka yaşlıydı. Magath aynı şekilde futbolun gerektirdiği fiziği bir yerden sonra götüremiyorlardı. Ancak bu arada tribünlerdeki coşku gerçekten anlatılır gibi değil. Sürekli anonslar yapılıyor sahanın boşaltılması için. Fakat Arjantinli futbolcular kendilerinden geçmiş haldeler. Bu arada belirtelim, bundan takriben 1460 gün sonra futbol severler İtalya'da buluşacak. Çünkü 14. Dünya Kupası 1990'da İtalya'da oynanacak. Maradona diyor ki, 1982'de acemiydim, adım atmıştım. 1986'da Maradonalığımı herhalde takımımla birlikte göstermeye çalışıyorum. Bu sözü daha şampiyon olmadan söylemişti Maradona. Şu anda sevinçle ağlıyorlar hepsi beraber.
Ama diyor 1990'da İtalya'daki Dünya Kupası'nda korkun yeni Maradona'dan. Kardeşim Hugo Maradona geliyor. Hugo Maradona. Evet, Hugo Sanchez Meksikalıların beklediği heyecandı ama o heyecan sadece atraksiyonda kaldı. Ama Diego Maradona hatta bu turnuvada İngiliz kalesine attı ve buradaki FIFA hakemlerinin, ayrıcalıklı FIFA hakemlerinin elle vurulan topu ağlara gidişini gol olarak nitelemesinden sonra şimdi törene geçiyoruz. FIFA Başkanı, Brezilyalı hakemi, Brezilyalı FIFA Başkanı ve yan hakemleri tebrik ediyor tören gereği. Bu arada görüntüde Organizasyon Komitesi Başkanı Neuberger de var. Evet, Meksika Cumhurbaşkanı Miguel de la Madrid ve Diego Maradona ve Dünya Kupası. İşte 13. şampiyon. Bir ay boyunca, hatta öncesinde elemeleri de hesap edersek, haftalar, aylar, yıllar boyunca süren bir heyecan, dökülen terler, çarpan kalpler ve sonunda bir ülkenin futbol temsilcilerini mutluluğa götüren bir sonuç. Evet, film deyimiyle mutlu son kaleci Pompidou. Maradona ve Maradona'nın Arjantin'i. Sevgili seyirciler, sizlere bir ay süreyle Meksika'nın çeşitli kentlerinde oynanan 13. Dünya Kupası maçlarının naklinde yardımcı olmaya çalışan, burada görev yapan biz Aydın Köker, Tansu Polatkan, İlker Yasin, Mustafa Genç, Murat Ünlü, Akın Göksu, Fahri İkiler, Halil Komanova ve Halit Kıvanç'tan kurulu TRT ekibi olarak ilginize yürekten teşekkür ediyor ve Türkiye'de buluşma dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Saygılarımızla, mutluluk dileklerimizle.